Umarım iyisinizdir çünkü bugün video günü. Sizin için şahane bir projem var. Yaz geldi. Gördüğünüz üzere yaz geldi. Tamamen gelmiş olmasa da henüz plaj, deniz sezonu açılmadı ama açılmadan hemen yapmanızı istediğim bir çanta projesi paylaşacağım sizinle. Bugün bu tatlı, sevimli çantaları yapacağız. Ben ikisini de ayrı ayrı çok sevdim. Bir tane de siyah beyaz yapmak istiyorum bu şekilde damalı. Çünkü siyah beyazı her renkle kombinleyebilirsiniz. Bu yazda, geçen yazda, bu yazda dama deseni çok modaydı. Özellikle kıyafetlerde, çantalarda, çoraplarda bile dama deseni vardı. Öyle söyleyeyim. Bu sene de aynı moda devam ediyor. O yüzden mutlaka damalı bir çantanız olmalı. Birçok markada da var zaten. Yine birkaç tane daha damalı çanta modeli paylaşacağım sizinle. Marka challenge olarak gelecek. Ama istedim ilk önce klasik düz bez çanta gibi böyle tote çanta, şopur çanta artık ne dersiniz. Böyle düz bir çanta modeli paylaşmak istedim. Yapması hiç zor değil. İkisi tamamen aynı model. Sadece burada pembenin 3 tonu var. Şu kırık beyaz. 3 ton aynı renk var. Burada 2 renk kullandım. Görüntüde de böyle bir farklılık oluyor. İkisi tamamen aynı model. Sadece küçük bir renk oyunu var gördüğünüz üzere. Zaten videoda detaylı bir şekilde anlattım. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Yaz iyice bastırmadan hemen bir tane çanta yapmalısınız kendinize bence. Hangi renk yapacağınıza karar veremiyorsanız siyah beyaz yapın derim. Benden söylemesi koton ip kullandım. Kullandığım ipleri aşağı yazacağım ama illa aynısını bulmak zorunda değilsiniz. İnce koton ip bulursanız iki kat yapıp örebilirsiniz. Instagram hesabımı da buralara bırakıyorum. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. Ama bir tepki vermeniz önemli ki ben de videoyu beğendiniz mi beğenmediniz mi anlayabileyim. Ben söylemeyince beğenmeyi unuttuğunuzu fark ettim çünkü. Bu beni üzüyor. Yine hem sohbet etmek için hem çantalar nasıl olmuş fikrinizi söylemek için veya kafanıza takılan soruları sormak için her zaman yorum yapabilirsiniz. Yorum yaparken çekinmeyin. İstediğiniz gibi böyle bol bol yorum yapabilirsiniz. Ben çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okurken. Kanala abone olmayı söylemiyorum artık. Bunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. İsterseniz gelin şimdi çantaları nasıl yaptım hemen size anlatayım. Haydi gelin çanta yapmaya gidiyoruz. Kareli çantayı yapmaya başlamadan önce şöyle iki farklı alternatif hazırladım sizin için. Bunu göstermek istiyorum. İsterseniz bu şekilde 3 renk kullanarak ekose deseni verebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde 2 renkle direkt dama deseni verebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Tamamen sayıları aynı yaptığımız tek şey farklı olarak burada pembe, açık pembe, pembe açık pembe yaptıktan sonra bir sıra. Üst sıraya geçtiğimizde koyu pembeyi kullanmıyoruz. Onun yerine daha açık bir pembe veya benim yaptığım gibi kırık beyaz. Yani burada bir rengin 3 farklı tonuna ihtiyacınız var. Koyu pembe, açık pembe, daha açık pembe gibi veya beyaz da kullanabilirsiniz. Kırık beyaz benimki. Bu şekilde yapıyorsunuz. Burada da zaten direkt yerlerini değiştirip devam ediyorsunuz. Şimdi nasıl yaptığımı söyleyeceğim hemen. Kalın bir koton ip kullanıyorum. İstediğiniz her iple yapabilirsiniz. Benimki birazcık kalın bir koton ip. 4,5 milim tığım var. Çünkü bu ipe bu tığ uygun. Siz de uygun olan bir tığ kullanabilirsiniz. Sayısını başlarken istediğiniz kadar uzun başlayabilirsiniz. Benim her iki tarafta da 10 tane kare var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 10 tane var. Diğer tarafta da 10 tane var. Toplamda 20 kare var. Her biri 5 tane ilmekten, 5 trabzandan oluşuyor. Yani bir kare için 5 trabzan yapıyoruz. Dolayısıyla başlangıç sayımız alttaki 5'in katı olması gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz eğer. 48 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 48 tane zincir çektikten sonra geri dönüyorum ve sıra sonuna kadar her birine çakma sık iğne yapıyorum. Yani yarım trabzan. Doladım. Bu şekilde doladım, tek seferde çekiyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Bu şekilde son ilmeğe kadar yarım trabzan yaparak geldim. Son ilmeğe de 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere 5 tane yaptım. Daha sonra doladım, yine sıra sonuna kadar aynı şekilde yarım trabzanları yaparak ilerliyorum. Sadece buraya 5 tane yaptım aynı yere.
sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son ilmeğe 4 tane yarım trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Aynı yere battım. Bu şekilde bütün etrafında bu yaptığımız parçanın 100 tane ilmek olması gerekiyor ki 5'e tam bölünsün. Şimdi buradaki ilk yaptığımız yarım trabzanın tepesine batıyorum. İçinden geçirdim. 1, 2 zincir çektim. Doladım. Yarım trabzan yapıyorum bir sıra. Bir sıra boyunca yapacağım. Sayım aynı kalacak. Yani 100 tane kalacak. Artırma veya eksiltme yapmıyorum. Sadece her ilmeği bir kere örüyorum. O kadar. Bu şekilde bir sıra yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada sıra sonunda karıştırmamanız gereken şey şuraya bir kere daha batmamanız gerekiyor. Buradan ilk trabzanı batıyorum. Eğer kafanız karışıyorsa kaç tane var diye sayın. O zaman karışmaz. Bu şekilde 1-2 zincirle yukarı çıktım. Normalde böyle örmeye devam etmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Örgümü çeviriyorum. Daha sonra doladım. İkili trabzan yapıyorum. 1-2 3, 4, 5 tane yapıyoruz. 5. Daha sonra farklı renk ipimi aldım. İçinden geçirdim. Ve bu şekilde 5 tane de bu renkle yapıyorum. Ama bunu yaparken turuncuyu altta yürütmeye devam edeceğim. 4 tane oldu. Burada püf noktası şu. 5. trabzanı yaparken son kısmı diğer renkle yapacağım ve diğer renkle yaparken ördüğüm renk benden tarafta kalıyor. Diğerini arkadan doğru alıp buradan geçiriyorum. Örgünün ön yüzü de burası. Örgünün ön yüzünün neresi olduğunu bilmeniz önemli. Doladım ve 5 tane de turuncuyla. 5. ne yapıyorum? Turuncu benden tarafta, moru aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde tekrar ediyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldikten sonra en son kısmı örüyorum burada. Çünkü üstüne de aynısından öreceğim için normal ördüm. Buradaki ilk turuncu trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştirdim. 1-2 zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Bakın örgünün düz tarafı burası. Şimdi içeriden öreceğim. Bunun sebebi ise bu karelerin üst üste düzgün bir şekilde gitmesi. Eğer hep dışarıdan örerseniz, yani bu örgüyü çevirmeden örerseniz, bu kare buradayken bu kare biraz daha burada, biraz daha burada, şöyle yatay yatay gidiyor. O yüzden düzgün bir şekilde üst üste olması için bu şekilde örmek gerekiyor. Şimdi bunu çevirdim. 2 zincir çektim. Doladım. Turuncuyu içeriden yürüterek tuttum. Yine her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bir kareyi oluşturmuş oluyorum. Tabii göz zevkinize bağlı. Siz böyle büyük kare olmasın, biraz daha dikdörtgen kareler olsun isterseniz burada direkt renk geçişi yapıp renk de değiştirebilirsiniz. Urban Outfitters'ın bir nihalesini yapmıştık, hatırlarsanız bu şekilde. Öyle yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde iç kısmından örüyorum. 5 tane trabzan. Bakın son trabzana geldim. Burası önemli bir püf nokta. Şimdi ördüğüm ipi bu sefer de arkaya doğru yapıyorum. Çünkü çantanın içinden doğru örüyorum. Dışından örerken kendime doğru atıyordum. Bu sefer de bu tarafa doğru atıyorum. Yani hep çantanın ön yüzünde ip değiştirirken ördüğüm ip var. Diğerini çantanın içinde kalacak şekilde geçiriyorum. Doladım. Şimdi mor ipi geri alabilirim bu tarafa. Şöyle turuncuyu örüyorum. Bu şekilde. Arada bir iplerinizin yerini değiştirin. Çünkü bu şekilde yer değiştirdikçe ipler arka tarafta karışıyor. O yüzden uzun süre değiştirmezseniz içinden çıkamayabilirsiniz. Bakın bir kere daha göstereceğim. Örmedim sonuncuyu. Turuncuyu o tarafa doğru attım. Bu sefer moru alıyorum.
Doladım. Turuncuyu tekrar içeri aldım. Turuncuyu da parmağımla tutuyorum ve bu şekilde örüyorum. Böyle yaptığınız zaman renk geçişleri dışarıdan asla görünmüyor. Ama bu ipleri hangisini hangi taraftan aldığınıza dikkat etmezseniz eğer renk geçişleriniz belli oluyor. Onu da söylemiş olayım. Çünkü ilk yaparken o şekilde yapıp böyle olduğunu fark edince böyle bir yöntem buldum. Böyle kareler oluşmaya başladı. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Şimdi ikinci sırayı da bitirdim geldim. Burası çantanın iç kısmı. Buraya gelince burada mora geçiyorum. Turuncuyu içeri koydum. Buradaki ilk mor trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla geçtim. Bir, iki zincir çektim. Geri çevirdim. Mora geçme sebebim çevirerek örüyor olmam. Çünkü çevirdim, turuncunun üzerine mor gelecek. Doğal olarak tığımda mor olması gerekiyor. Şimdi gelelim şuna. Eğer bu şekilde ekoseli yapmak istiyorsanız. Bir aynı rengin 3 farklı tonu dedik. Koyu, orta, açık. Şimdi burada orta renk sürekli kullanılıyor. Bakın orta renk böyle sürekli kullanılmış. Bir sırada orta renkle koyu renk, bir üst sırada orta renkle açık renk kullanılmış. Sadece karelerin yerini değiştiriyorsunuz. Yani koyu rengi turuncu olarak düşünürsek pembe. Burada üst sıraya aynı şekilde orta renk geliyor. Sonra açık renk. Yani orta rengi devam ettirirken şu pembeyi bu sırada kesip alıyorsunuz ipini. Orta pembe ile açık pembe kalıyor. Bir üst sıraya geçtiğimizde de bu kırık beyazı kesip alıyorsunuz. Koyu pembe ile orta pembe kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Renk geçişleri aynı şekilde yapılıyor. Ama damalı yapmak için kısaca renk geçişi. İki zincirimi çektim. Doladım. Turuncuyu da içeriden yürütüyorum. 5 tane ikili trabzan örüyorum. Örgümü çevirdim. Bunu unutmayın. Karelerin üst üste düzgün gelmesi için örgüyü çevirmek gerekiyor. İstediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar kısa yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi bakın. Yaptım. Turuncuya geçeceğim. Ne demiştim? İç kısmından örerken bunu arkaya atmıştım. Şimdi dış kısımdan, yani çantanın insanların göreceği tarafı bu. Kendime doğru atıyorum. Ördüğüm rengi, geçiş yapacağım rengi içeriden alıyorum. Geçtim. Bunu geçtikten sonra bunu arkaya atıp o şekilde örüyorum. Eğer buna dikkat etmezseniz iki kare arasında diğer renk de birazcık gözüküp formunu bozuyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Daha sonra örgümün yönünü değiştireceğim. Tıpkı burada yaptığım gibi içeriden öreceğim. Daha sonra yine karelerin yerini değiştireceğim. Bu şekilde çantanız istediğiniz boya gelene kadar yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ben burada mor çantada 12 kare yaptım. Burada da 11 kare yaptım. Bu şekilde. Şimdi çantanın bu kadar ördük, geldik bu kısma. Sap kısmını yapmaya geçelim. Sap kısmını yapmaya başlayalım. Koyu pembeyle yapacağım. Genelde çantanın tabanını hangi renkle yaptıysanız sapını da o renkle yapıyorsunuz. Ben öyle yaptım en azından. Bir zincir çektim. Doladım. Battım. Yarım trabzan yaptım. Doladım. Battım. Yarım trabzan. Doladım. Battım. Yarım trabzan. Bu şekilde bir sıra yarım trabzan örüyorum. Her ilmeğe bir tane. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yarım trabzan yaparak geldik. Burada yaptığım ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Buradan sap kısmını ben şöyle iki kare burada, iki kare de bu kenarda bırakıp tam şöyle buradan buraya kadar yapıyorum. O yüzden bu karenin burasına gelene kadar yarım trabzanla örmeye devam edeceğim. Burada zaten üst üste kare yapmadığımız için burada örgünüzü çevirip durmanıza gerek yok. Yani mesela düz ördüm. Şu anda da düz örüyorum. Artık kare yapmadığım için sıkıntı yok. Şöyle pembenin ucuna kadar gelelim. Bu şekilde. Şimdi buradan istediğiniz uzunlukta sap yapabilirsiniz. İsterseniz daha kısa yapıp hani böyle poşet çanta gibi de kullanabilirsiniz. Ben yine tote çanta yapacağım. 80 tane zincir çektiğimde bence yeterli oluyor. O yüzden 80 tane zincir çekiyorum.
Buradan direkt şöyle 1, 2, 3, 4 şeklinde 80 tane zincir çekiyoruz. 80 tane zincir çektim. 80 tane zincirimi çektikten sonra bu taraftaki 2 kare, burası 1, 2. Buradan direkt buraya batıyorum. Buradaki kareye batıyorum. Dolayarak batacağız tabii, yarım trabzan yaptığımız için. Battım. Ve ilk sapımızı yapmış olduk. Bakın bu şekilde omuza takmalık bir sap. Daha sonra bu şekilde yarım trabzan yaparak örmeye devam edeceğim. Nereye kadar? Buradan çevirdim. Bu taraftaki ikinci kareye kadar. 1, 2. Şu kareye kadar geleceğim. 80 zincir çekeceğim. Bu kareye, yani bu taraftan doğru bir ikinci karenin sonuna batıyorum buradan da. Daha sonra sıra sonuna kadar bu işlemleri yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çektim ve yine aynı şekilde yarım trabzan yaparak zinciri başladığım yere kadar gidiyorum. Şöyle şuraya kadar geleceğim. Daha sonra sapı öreceğiz beraber. Sapı isterseniz çantayı direkt etrafını bu şekilde örüp sapı üzerine de dikebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Bence böyle dikişsiz çok daha pratik ve kolay oluyor. Sapın olduğu yere kadar geldim. Burada bakın zincirin ön tarafı burası, arka tarafı burası. Arka tarafında şuralara batacağım. Bakın tam ortada şöyle pirinç görünümlü yerler var. Burası, buralara batacağım. Yani bakın önü burası, arkası burası. Örerken ben de şu arkadaki detaylara batacağım. Şöyle. Normal sık iğne yapıyorum artık buraya. Şöyle tam pirinç gibi gözüküyor zaten. Tam ortası, arkasını çevirdiğinizde anlayacaksınız. Bu şekilde yapmamın sebebi, böyle yaptığınızda zincirin diğer tarafında da böyle ilmekler oluşuyor. Bu şekilde yaptığınızda diğer tarafını da örmek daha kolay oluyor. Böyle burayı öreceğim. Buraya kadar geleceğim. Daha sonra burayı normal yarım trabzanla öreceğim. Yine bu zincirin de arka tarafından aynı şekilde öreceğim. Daha sonra buraya geleceğim. Burayı da yarım trabzanla yine sıra başına kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Şimdi bu kısımları ördüm. Dış kısımdan söylediğim gibi. İç kısımdan da bir kere öreceğim. Yarım trabzan yaptım. Eğer siz bu sap kısmı daha kalın olsun istiyorsanız ikili trabzan da yapabilirsiniz. Size kalmış. İpimi kestim ve şu alt kısımdan, hatta bakın tam şu köşeye batıp ipimi oradan çıkarıyorum. Doladım ve yarım trabzan yapıyorum. Şöyle. Şu sapın iç kısmını örüyoruz şu anda da. Şöyle söyleyeyim. Bu şekilde yarım trabzan yaparak buraya kadar geliyorum. Daha sonra buradan sapın, bakın sapı şöyle düz tuttuğumuz zaman sapın iç kısmına batıyorum. Zaten burada dikkat edin, ilmekler var. Göreceksiniz sapın iç kısmında. Şöyle sapın içine bir sıra yarım trabzan yapmış oluyorum. Buraya da her ilmeğe bir tane. Sonra ipimi keseceğim. Aynı işlemi diğer sapa da uygulayacağım ve çanta tamamen bitmiş olacak. Çantamız bitti. Gördüğünüz gibi iç kısmını da ördüm. Bu şekilde yarım trabzan yaptım. Böyle görünüyor. Hafif büyütü yapabilirsiniz. Zaten koton iple yaptığım için ister bunu yapın ister bunu yapın. O size kalmış. Bence ikisi de çok güzel oldu. Çanta videosunun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok zevk aldım yaparken. Dediğim gibi damalı birkaç şey daha yapacağız. Dama desenini bol bol göreceğiz bu sene. Hangisini daha çok beğendiniz onu da çok merak ediyorum. Sizin favoriniz hangisi? Damalı olan mı? Ekoseli olan mı? İkisi aynı çanta ama küçük bir renk oyunu var dediğim gibi. Favoriniz aşağı yazın. Lila mı? Pembe mi? Lila mı? Pembe mi? Yorumlarda yazın, merak ediyorum. Benim oyum lilaya. Ben dama desenini daha çok seviyorum açıkçası. Zaten tam bu desende bir pantolonum da var. Eski takipçilerim hatırlar o pantolonu. Neyse, lafı çok uzatmadan bu tarz videolar gelmeye devam etsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü unutuyorsunuz. Bu da beni birazcık üzüyor. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram hesabımı da buralara bıraktım. Bu video bu kadar da. Hadi ben gidiyorum. Bye bye.